Mehir Cenab-ı Allah'ın evlilik müessesesinde erkeğin kadına ödemekle sorumlu olduğu bir bedel var. Buna Cenab-ı Allah mehir olarak adlandırıyor ve erkeklerin bu mehri ödemelerini emrediyor. Hanımları ücretleri mukabilinde, mehirleri mukabilinde evlenmek için talep edersiniz, edebilirsiniz. Ettiğinizde malindeki ayeti kerimede bu net bir şekilde ortaya konulmuş. Binaenaleyh bir evlilik akdinin olmazsa olmaz şartı erkeğin kadına ödeyeceği mehirdir. Hiçbir şey ödemeden bir evlilik akdi icra edip kadını alıp götürmek türünden bir uygulama İslam'da geçerli bir uygulama, caiz bir uygulama değildir. Mehir konuşulmamış olsa bile otomatik olarak mehir devreye girer. Binaenaleyh otomatik olarak devreye giren mehir, mehri misil dediğimiz kızımızın, kadının dengi olan kızların aldığı mehir olarak kendiliğinden tayin ve tespit edilmiş olur. Ama işi bu noktaya bırakmamak için bir çocuk veya teklif kız tarafından da gelebilir. Bir kızla bir erkek evlilik müessesesi kuracak olduklarında şahitler huzurunda belli bir meblağ üzerinden mehir olarak konuşulur ve karşılıklı tarafların evliliğe dair rızalarını beyan etmeleriyle evlilik akti gerçekleşmiş olur. Bu yönüyle mehir diye adlandırdığımız kadının erkekten erkek tarafından isteyebileceği tek kalem talep mehirdir. Mehrin dışında bir şey isteme hakkı yoktur. Aile de baba da kızını evlendirirken damadından efendim başlık parası, çeyiz parası, ayak bastı parası, süt parası, yoğurt parası diye herhangi bir bedel talep edemez. Etse ve alsa da bu helal olmuş olmaz. Ama gelenektir, görenektir, usuldür, adettir. Kız tarafı erkek tarafına, erkek tarafı kız tarafına bir takım hediyeleri gönülden gelerek yaparlar. Bu ayrı bir mevzu. Ama hediye pazarlık konusu yapıldığında hediye olmaktan çıkar. Binaenaleyh şu kadar vereceksin, şunu yapacaksın, bunu yapacaksın türünden pazarlığa konu edilebilecek tek şey kızın namı hesabına, kızın eline verilmek üzere erkek tarafından istenilen mehirdir. Bunun dışında hiçbir şey istenilemez. Bu mehiri de kızın annesi babası alıp kullanamaz. Kızın tamamen kendi şahsi mülküne verilmek üzere bu mehir ödenir. Bunları bildikten sonra tekrar bir noktaya daha dikkat çekmek istiyorum. Bir kadının kocasından isteyebileceği, evlenme sürecinde isteyebileceği tek bir kalem vardır, o da mehirdir. Bunun asgarisinin bir sınırı var, şundan daha az olamaz denilen bir sınırı var. Ama bir üst limiti azamisinin bir sınırı yok. Dolayısıyla bir kilo altın da isteyebilir, bir ton altın da isteyebilir, daha fazlasını da isteyebilir. Bununla ilgili bir sınırlama, bir üst limit söz konusu değil. Yeter ki taraflar kendi aralarında anlaşsınlar, uzlaşsınlar. Bir noktada rızalarını beyan edip onun üzerine evlilik akdini icra etsinler. Şimdi memleketimizde gördüğümüz uygulamalar adet haline, gelenek haline gelmiş olan uygulamalar bu mehrin peşin olan kısmının evlilik sürecinde aşamasında efendim sözde, nişanda, evlilik aşamasında hem takı hem de elbise olarak alındığı efendim söz alışverişine çıkar çocuklar, nişan alışverişine çıkarlar, düğün alışverişine çıkarlar. Tabi burada Yanlış uygulamalardan bir tanesi de bu alışverişlerde e, erkek tarafı kız tarafına bir şeyler almakla yükümlüdür. Mehir olarak bunları kız talep edebilir ama kız tarafının erkeğe bir şey alma yükümlülüğü yoktur. Maalesef bu da bir adet, gelenek ve görenek olarak dayatılmakta. Evlilik yükünü kızın da çekmesi, kızın üzerine de bir şeyler yüklenilmesi artık gittikçe yaygın hale gelmektedir. Ama bunun dini hiçbir tarafı, tutarlı hiçbir yönü yoktur. Ne var ki bir takım yanlış uygulamalar, bir takım yanlış e, alınan, çıkartılan kanunlar, artık erkek kadın eşit, binaenaleyh ben ne yapıyorsam kız da onu yapacak diye adeta evlilik müessesesinin masraflarını ortadan ikiye bölme Madem yarın öbür gün ayrıldığımızda bütün mal varlığı ikiye bölünüyor, o zaman sen de bu evin kuruluşunda yarı yarıya ortak olmalısın. Türünden uygulamalar, dinle diyanetle alakası olmayan şeylerdir. Evlilik yükü tamamen erkeğin omuzlarındadır. Evlilik müessesesinin masrafları kocanın sorumluluğundadır. Ee, her ne kadar Ama kız tarafının da öyle e, mehirden başka bir şey istemeye hakkı yok. Onu da sö tekrar Tabii, söyleyelim. tekrar tekrar söylüyoruz. <laughs> kız tarafı sadece mehir olarak bir şey isteyebilir. Evet. Bunu 10 kilo altında isteyebilir, 1 ton altında isteyebilir. Ama mehrin dışında bir şey istemeye hakkı yoktu. İlhan Aley memleketimizdeki uygulamalar e, akit esnasına kadar ödenen bir peşin mehir. Bir de akit esnasında, e, akit tutanağına geçirilen, yazılan bir vadeli, müeccel, ecelli zamana bırakılmış olan mehir bulunmaktadır. Genelde de işte e, 10 Hamidiye altını, 20 Hamidiye altını türünden şeyler yazılmaktadır. Bu yani mehir bir total bir rakam e, diyelim ki. Yani daha kolay anlaşılsın diye mesela e, diyelim ki 10 bin lira e, karar kıldılar. Bunun e, bir kısmını yarısını önce veriyor, beşi de müeccel mi oluyor yoksa bunlar farklı farklı mı? Doğru olanı buyurduğunuz gibi efendim. Yani kızı istenilmeye gidildiğinde biz sizden işte bir kilo altın mehir olarak isteriz. Bunun 500 gramını efendim evlilik alışverişi, nişan alışverişi, söz alışverişi de e, üst baş olarak, takı olarak kullanırız. Geri kalan yarım kilosunu da müeccel olarak işte Allah göstermesin e, yarın öbür gün bir ayrılık olursa, ayrılık esnasında ödenmek üzere veya soruda sorulduğu şekliyle bir ölüm vakı olursa kadının veya erkeğin ölmesi, Cenab-ı Allah hayırlı ömürler versin, ibadet ömürleri lütfeylesin. Ee, taraflardan biri öldüğünde evlilik bağı bitmiştir. Binaenaleyh evlilik bağının sonlanması, sonlandırılması durumunda bu vadeli olan mehir artık peşin olarak ödenecek demektir. Bu vadeli olan mehir en son evlilik bağının sonlanmasına kadar vadesi uzar. Ondan sonraya kalmaz. Binaenaleyh taraflar ayrılırlarsa, adam hanımını boşayacak olursa o zaman hanımına bu vadeli olan kısmı, mehrin vadeli olan kısmını öder. Zaten peşin olan kısmını ödemiştir. Eğer kadın boşanmak isterse Herhangi bir haklı gerekçesi yok ama diyor ki artık sana karşı bir şey hissetmiyorum, elektrik almıyorum. Binaenaleyh böyle elektrikten sudan sebeplerle kadın boşanmak isterse o zaman kocasına e, mehrini bırakmış olur. Kocanın evlilik için yaptığı masrafları kocasına iade etmiş olur. Niye? E adam bir daha evlenecek. Bir defalık evlenebilecek kadar imkanı vardı. Onu da hanımına kullandı. Hanımı şimdi elektrikten sudan bahanelerle ben bu evliliği devam ettirmek istemiyorum diyor. O zaman evlilikte adamın yüklendiği masrafları ona öder. O da gider bir başkasıyla evlenir. Evet boşanmak arş-ı alayı titretecek kadar büyük bir iştir. Ama e, Taraflar birbirlerine tahammül edemiyorlarsa, birbirlerine karşı e, bir takım geriye dönüşü imkansız zararlar vermektense boşanırlar. Böylelikle bir başkasıyla tekrar bir e, evlilik deneyimi yaşayabilirler. Eğer koca hanımını boşuyor ise o zaman ödediği veya ödemek durumunda olduğu mehriden tamamen feragat etmiş olur. Efendim işte bir kilo altındı 500 gramını ödemişti. 500 gramı geride kalmıştı. O 500 gramını da öder. Böylelikle evlilik ilişkisi sonlanmış olur. Bir diğer evlilik ilişkisinin sonlanması da ölüm halinde gerçekleşir. Kadın veya erkek evli çiftlerden birinin ölümüyle beraber artık evlilik Bitmiş, sonlanmış demektir. Bu durumda da mehrin ödenmesi gerekir. Eğer kadın vefat etmişse, efendim e, kadının mehrini kocası e, verir. Nasıl verir? Mirası ortaya dökülür, çıkartılır. Bu mirasından efendim cenaze masrafları görülür kadının geriye kalan parası borcu varsa borcu ödenir. Yoksa vasiyetleri varsa malının üçte birinden vasiyetleri ödenir. Onlar ödendikten sonra geri kalan parası mirasçılarına bölüştürülür. Kimdir ölmüş olan kadının mirasçıları? Elbette kocası mirasçılarından biridir. Eğer ölen kadının çocukları varsa kız veya erkek fark etmez. Kocası hanımının mirasının bir bölü dördüne yüzde yirmi beşine hak sahibidir. Geriye kalan mirası ölen hanımın annesi varsa annesine bir bölü altı. Babası varsa babasına bir bölü altı. Kalanı çocuklarına erkek kız çocuklarına bölüştürülür. Eğer çocukları yoksa ölen kadının, o zaman koca hanımının mirasının yarısını alır. Bir bölü ikisini alır. Annesi babası varsa onlar paylarını alırlar. Annesi babası yok, kız kardeşleri erkek kardeşleri varsa kız kardeşleri erkek kardeşleri paylarını alırlar. Hasılı kelam e, hanımı ölmüş olan bir kimse hanımına eğer, mehrini ödememiş ise hanımın mirasının içerisine mehrini koyar. Zira ölüm hak miras helal. Ölümünden sonra onun mal varlığı, alacakları, verecekleri hepsi mirasın içerisinden değerlendirilir. Alacakları mirasa konulur, borçları varsa, verecekleri varsa mirastan ödenir. Böylelikle koca hanımına karşı mehir borcunu tamamen ödemiş olur. Eğer adam ölmüş ise, kadın hayatta ise o zaman adamın geriye kalan mal varlığından kefenlenmesi, gömülmesi, efendim defnedilmesi işlemleri yapılır. Bunlardan sonra ilk yapılacak işlem geriye kalan malı ile ilgili borçlarının ödenmesidir. Bu borçların içerisine mehir borcu da girmektedir. Yani mesela adam 500 gram mehir sözü vermiş hanımına. Ne olur? geride 1 milyon Türk lirası miras bırakmış. 10 bin lirayla cenaze masrafları karşılanmış. Geriye kalan paradan ilk ödenecek olan borçlarıdır. Bu borçlarının içerisine hanımına borcu olan mehir borcu da girer. Mehir borcunu ödedikten sonra vasiyetleri varsa vasiyetleri yerine getirilir. Kalan miktar işte efendim ne kaldı? 600 bin lira kaldı. 600 bin liranın içerisinde hanımının mirasçı olarak da hakkı vardır. Efendim annesinin, babasının, çoluğunun, çocuğunun artık durumuna göre hakkı, hukuku vardır. Binaenaleyh mehir meselesi gelişi güzel konuşulan öyle laftan bir mesele değildir. Ya peşin ödenir, mehri muaccel olarak ödenir ya da sonradan ödenmek üzere mehri müeccel olarak konuşulur. Bu sonradan ifadesi taraflar istedikleri zaman bunu karşılıklı olarak ödeşebilirler. He, hanım kocasına hakkını helal de edebilir. Ben kocama mehir alacağımı helal ettim de diyebilir. Mehir alacağımdan vazgeçtim de diyebilir. Ama eğer böyle bir sözlü ifadesi şahitler huzurunda veya yazılı ifadesi yok ise o zaman kocanın üzerine bu mehir borcu kalmış demektir. Binaaley ölüm durumunda herhangi bir tarafın ölümü durumunda bu mehir borcunun ödenmesi veya Allah göstermesin ayrılık durumunda bu mehir borcunun ödenmesi gerekir.